Merhaba. Bu hafta da Ajanda Kolik yine dop dolu ajandasıyla kültür sanat gündemini belirlemeye devam ediyor. Seçtiğimiz kitaplardan, festivallere, müzik haberlerinden tiyatro oyunlarına bakalım bu hafta neler var. Ajanda Kolik'i tıklama zamanı. Bugün Ajanda Kolik'te söyleşi bölümünde tiyatro oyuncusu, sinemacı, televizyoncu ve ressam Gafur Uzuner'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sizi gördüm daha iyi oldu. Teşekkürler. Öncelikle konuğum olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ne demek? Ben memnun oldum davet ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Hemen nokta atışı yapayım o zaman. Buyurun. Sergiden başlayalım. Gaziantep'te Sanko Sanat Galerisi'nde kırmızı temalı bir serginiz var. Devam ediyor. Ne zamana kadar? 14 Haziran'a kadar. Sanko'nun bir AVM'dir orası. Bunun içinde Sanko Sanat Galerisi'nde kırmızı başlıklı sergimi seyircilerimiz görebilir. Ay, ne güzel. Özellikle Antep'tekiler. Sanat severlere söylemiş olalım. Peki serginin teması kırmızı. Bütün resimler kırmızı o zaman değil mi? Öyle yani, mi? Yani bütün resimler kırmızı değil ama şimdi şöyle, kırmızıya ben bir iki senedir falan bulaştım. Eskiden daha çok sulu boya yapıyordum. Sonra tuval resmine yoğunlaşınca böyle kendimi ifade etmek için bir biçim buldum. İşte renklerim olsun, aa bu Gafur'un resmi desinler falan diye. Böyle bir kaygı taşıyorum tabii. Bir de tabii bu ruh halime de uygun olacak. Bu arada kırmızıyı keşfettim. Çok baskın bir karakter, renk çünkü kırmızı bir şey olarak resimde de. Biraz da iddialı bir şey. Evet, çok iddialı. Şimdi bütününde değilse bile çoğu resimde kırmızıyı kullanmaya başladım. Mesela geçen sene burada Nişantaşı'nda İdil Sanat Galerisi'nde sergi yaptım. O serginin adı Kırmızının Kıyısındaydı. Evet. Hep kırmızı. Evet, ilk öyle. Şimdi biraz daha kırmızı olunca yani içine girdik. Artık üçüncüsü ne olur biliyor, kıpkırmızı olur mesela. Olabilir. Kırmızıyı kullanıyorum. Resimlerime de yakıştığını düşünüyorum. Sanat severlerinden de bu konuda olumlu tepki aldım. Hocalarımdan da olumlu tepki aldım. Kırmızıyı seviyorum. Öyle söyleyeyim. Peki kırmızının dışında neler var? Yani masalsı ya şimdi, sanıyorum. Biraz evet. Şu uçan balıklar görüyoruz. Çok renkli ben şeyler var. Ben şimdi şöyle var. Söyleyeyim. Hayatta da sanatta da samimiyete inanan bir insanım. Şu anda sohbetimizde de evet. O samimiyetin bence geçerli olmasını dilerim. Resim yaparken hesap yapmıyorum yani. İşte şunlar beğensin, bunlar da beğensin, aman falan değil. Ben samimi resim yapmaya çalışıyorum. Burada tabii ki artistik yeteneklerimin yanı sıra ruhum da bir şey söylüyor. Orada da masalsı şeyler söylüyor ruhum biraz. Ne bileyim ben bir de böyle absürt şeyler de yapıyorum tabii yani balıkları gökyüzünde görüyoruz ya da başka bir şey. Belki yarın bir gün uçan atları görebiliriz falan. Yani kendimi sınırlamıyorum. Resim zaten öyle bir şey. Hayatla sanatın da bir farkının olması tabii. Gerektiğini düşünüyorum. Siz resim mezunusunuz. Ben Gazi Eğitim Mensur Resim Bölümü mezunuyum. 1980'de resim bölümünü bitirdim. Aynı zamanda da o yılların önünde Dil Tarihi Tiyatro Kürsüsü, İşte Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Konservatuvarı'ndan gelen hocalarımızla birlikte 3,5-4 yılda bir tiyatro eğitimim var. Evet. İkisini iç içe götürdüm. Biraz da şanslıyım. Hem oyunculuk yapma şansım oldu, hem de resim yapıyorum. Evet. Ama biz sizi daha çok oyuncu olarak biliyoruz yani, ve televizyondan biliyoruz televizyon tabii ki. Televizyon tabii iletişim anlamında. Evet. Şimdi tiyatroya insanlar evlerinden kalkıp salona gelecekler. Oysa televizyon onların evine götürüyor bizi. Evet. Bir de açıkçası hayat yeni başlıyor böyle ister istemez. Tabii idealistsiniz falan ama hayatsal kaygılar da var, istikbal kaygıları var. Evet. Televizyon sektöründe de böyle bir yarışmayla girdim ben. Hı hı. İşte o dönemde yaşımda çık çık bu arada. Televizyon siyah beyaz. O kadar sonra. Hangi programda o? Gülünüz güldünüz, sizin yaşınız tutmaz. Tamam, annenize şey, babanıza sorun. Evet, değil evet, mi? Evet. Tamam. Ve ben daha lise öğrencisiydim. Bir gecede çok popüler oldum, bir şey anlattım. Onun arkasından öneriler gelince ister istemez o işten para kazanmaya başlıyorsunuz. Bu biraz size biraz tuzak gibi de oluyor. Dolayısıyla televizyon işi biraz ağır bastı resimden daha çok. Ama şu anda da resim yapma lüksünü sağladı bana. Peki ne zaman tam olarak başladınız bu resim yani sergilere? Şimdi ben şöyle açıkçası 1981 yılında rahmetli Egemen Bostancı vardı.
Uluslararası Sanat Gösterileri AŞ Şam Tiyatrosu yanan. Hı-hı. Daha doğrusu yakılan. Evet. Ondan sonra Şam Tiyatrosu'nda müzikallerde oynamaya başladım İGMM'nin teklifiyle. O yılın hemen yani 81'in sonrasında da sergiler yapmaya başladım mesela Taksim Gezi'de. Hı-hı. Rahmetli anıyorum mesela Metin Serezli çok destekledi. Haldun Hocam, Allah ömür versin, Haldun Dorman resim konusunda beni çok destekledi. Sergi açtığım zaman bütün sanatçı arkadaşlarım, rahmetli Suna Pekuysal, Suna ablan rahmetli eli sıkıydı ama gelip resim alırdı yani. Yani ben oyuncuyla başladığım yıllarda da resim yapıyor idim. Sonra biraz seyrekleşti bu iş ama son yıllarda tekrar, işte mesela Hakan Esmer var ressam. Hakan Hoca beni teşvik etti projelerde. İşte gel abi bizle beraber ol dedi. İşte Profesör Hasan Pekmezci var hocam mesela o. Aman işte Sulubaya ile sınırlandırma resmini biraz daha zaman ayır. Çünkü Sulubaya hızlı yapıldığı için ben o işime geliyordu. Tuval resmine döndüm ama şu anda resim yapmaktan inanılmaz mutluyum. Böyle bir Türkiye'de biliyorsunuz bu lüks yani. Çünkü hayat ailesi geçirme o bu filan. Ama şimdi benim resim yapma lüksüm var. Peki sulu boya, akrilik bunları şu anda yoğun akrilik yapıyorum. Hı-hı. Tabii sulu boya da yapıyorum ama tuvale akrilik yapıyorum. Hı-hı. Ama sulu boya deneyimlerimden yararlanıyorum. Yani kendime özgü bir teknik yapmaya çalıştım. Hı-hı. Mesela çok katlı kullandığım zamanlar oluyor ama genellikle daha transparan kullanıyorum. Hı-hı. Şu anda seyircilerimiz de görüyorlar resimlerden. Evet. Ondan sonra detaylarda. Ondan sonra sonuçta şey, hoşuma da gidiyor bu o tecrübemi buraya yansıtmak. İzleyenlerin de hoşuna gitti. Yani biz mutluyuz. Tuval, ben, boyalar. Merak ediyorum ilk ne resmi yapmışsınız? Neler yapmaya başlamışsınız? Şimdi tabii şöyle bir şey. Büyük kentte yaşıyorsanız kentten kaçmak için sebepler arıyorsunuz. Şimdi ben çocukluğumda da 8-9 yaşına kadar Ankara'da Gölbaşı'nın bir köyü yani başkentin dibinde bir köyde büyüdüm. Şimdi o köydeki izlerinizi arıyorsunuz. Nerede arıyorsunuz? Resimlerinizde. Tamam mı? Yani şehirde bir manada resim yaparken yine eski çocukluğunuzdaki izlerin peşini düşüp şehrin dışına kaçıyorsunuz. Yani peyzajlar yaptım ben. Şu anda da ama şimdi biraz daha enteresan bir şey oldu. Yani şehir dışında kar, kış, kıyamet bir şeyler yapıyorum ama şehirde de ne bileyim mesela ağırlıklı Galata civarını, işte Yarımada'yı, işte köprüyü, orayı, burayı filan, İstanbul'u, eski İstanbul'u resmetmek hoşuma gidiyor. Ama bunu kendi dilimce anlatmaya çalışıyorum. Böyle hocam. Peki sizi oyuncu olarak da özledik aslında ekranlarda da. Hani geri dönüş var mı yoksa artık ben hep resimle gideceğim yok, mi diyorsun? Yok. Şimdi benim işim bu. Yani oyunculuk, televizyonculuk ve ressamlık işim bu. Hepsi benim işim. Ben çünkü televizyonu projeyle yapıyorum. Mesela ne bileyim TRT Müziği'ye bir müzik projesi yaptım 67 bölüm. Başka biri sundu, yayınlandı falan. 10 yıl gezelim tozalım diye bir gezi programı yaptım. Açıkçası yani seyirci kapasitesi yüksek olan bir kanal değildi ama inanılmaz bir ortalamayla, bilindik kanalların ortalamasına yakın bir ortalamayla seyirciye ulaştım. Patronlar kimseye 50 kuruş bir gün bile vermez açıkçası. Ulaşırsanız seyirciye verir. Ben 10 yıl o kanalda gezelim tozalım yaptım. Şimdi gezi programı ile ilgili tabii çok ilişkim var, çok deneyimim var. Dolayısıyla teklif de var. Ama yaşım da şunu söylüyor yani. Ya kararları sen ver, böyle bir lüksün olsun. Tamam gezmek tozmak. İnsanlar öyle zannediyor. Yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun, tozuyorsun. Öyle değil tabii yani. Görünmeyen bir yeni hikaye var. O yüzden şimdi düşünüyorum biraz daha seçerek bir şeyler yapmak istiyorum. Mesela şimdi şu anda iyi bir yapım şirketinden bir öneri geldi İstanbul dışında çekilecek bir dizi için. Ha, o zaman göreceğiz ha. Sizi. Yani kısmet. Ben çünkü 2 yıllı geçti dizi yapmıyorum. Aklıma yatan bir şey olursa bu benim işim. Sonuna kadar yaparım. Ama artık aklıma yatmayan iş de yapmak istemiyorum. Böyle bir lüksüm de var şükürler olsun. İnsanın içine sinmesen önemli bir şey. Peki kültürel aktivitelerde bulunuyor musunuz? Mesela en son hangi oyuna gittiniz? Ha, bunu soracağınızı da biliyordum. Çünkü ben sizi bakıyorum ajanda kolye şöyle. Dedim ki eyvah Nilüfer Hanım çok entelektüel. Ben de gariban bir köylüyüm. Beni köşeye sıkıştırabilir. Şimdi bir dönem inanılmaz ama oyun kaçırmıyorduk neredeyse. Bütün gösterilere gidiyoruz. Eşim işte biletleri ayarlıyor, o oluyor, böyle oluyor filan.
itiraf ediyorum şu son dönemde böyle bir gevşeklik var yani. Çok yoğun takip edemiyoruz. Biraz şey sever oldum ben, doğa. Benim atölyem Şirli'de. Böyle bir yeşilde bir düzenim var. Ay, söyleme güzel, sahip. Şanslısınız. Bir dahaki röportajı bahçeye bekliyorum. Evet, bir daha oraya keşke gelseymişiz. Ondan sonra sonuçta biraz bu şehirdeki hareketlilikten bazen uzak kalıyoruz. Ama kendimce işte kitap okuma gayret ediyorum. İşte şu anda mesela şeyi okuyorum. Bedir Rahmi'nin hayatını okuyorum. Eren Eyüboğlu'yla Eren tabii doğru Eyüboğlu. Eş olunca eski soyadını bir an düşündüm de. Zaten Romen asıllı bir hanımefendi. Onunla nasıl tanıştılar falan. Dream Art diye bir yayında kitaplığımda kalmış arada. Çok kitap var, okunacak çok da kitap var. Tabii. Yeterli okuduğumu da söyleyemem. Ben de aynı şekilde kendim maalesef yani. Ama yani bu işleri yapan insanların kesinlikle sergi gezmesi lazım. Opera, bale, işte tiyatro, kitap okuyacak, beslenecek. Evet, biz de Ajanda Kolik olarak buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sizlerle de buluşarak, görüyorum, burada seyircilere. Görüyorum. Maşallah, o zaman yakışıyorsunuz, güzel de yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Size klasik bir soru o zaman Ajanda Kolik'e ait. Ajandanız ya da not defteriniz var mı? Tuttuğunuz notlarınızı aldığınız. Yani belki de var ya, bu işlerle uğraşan yani oyunculukla, şununla bununla, bizim hocalarımız da vakti zamanında söylemişlerdir. Mutlaka notlarınızı alın. Evet, ama ben o hocalarımın söylediği kadar keşke alsaydım. Ama ara ara notlar alıyorum, yazıyorum. Evde de en az belki 30 tane ajandam var. Hiç atmamışım. Onun için de ara sıra şeyler de çıkıyor tabii. Açıyorsun böyle, işte 20 yıl önce aldığın herhangi bir şeyin fiyatı da çıkıyor. Onlarla karşılaşıyorsun. Kültürel şeylerin yanı sıra öyle şeyler. Mesela İstanbul'a ilk gelmişim. O zaman tabii daha gençsiniz, hayat gayeleniz var. İnan abartmıyorum bak, garip gelebilir. Bence gençlere de örnek olması lazım. Tırnak makası almışım mesela. Onun fiyatını yazmışım. Vallahi bak, Allah Allah. Yeminle. Çünkü niye? Bir para alıyorum. İlk gelmişim İstanbul'a gurbete. Acaba kaç para harcayacağım? Bu benim hayatımı nasıl idame ettirmeme sebep olacak? Çok yararını gördüm. Bugün bazı lükslerim varsa o sebeptendir. Hesabını kitabını büyük şehirde bilmen gerekiyor. Ajanda da bunlar da var. Bunlar kitap konusu da olabilir. Yani neler var? Yazmayı tabii düşünüyor musunuz? Öyle bir yazarlık tarafınız var mı? Hiç yok. Yok. Bence yok öyle. Ben proje üretmeyi beceren biriyim. Tabii. Birlikte üretelim projeyi. Tabii inşallah. Konuşuruz. Çekim bittikten sonra proje üretirim. Ona kafa var. Var ama böyle yazma falan değil. Mesela skeçler yazdım ama onu da şöyle. Fikri ürettim, bir tane yazdım. Sonra teslim ettim. Dedim ki Nülüfer'cim sen yaz bunları, bak böyle bir şey var. Bir parlat dedim. O da aldı parlattı. Onlara biraz aklım eriyor. Ama böyle yazmak başka bir yetenek. Yani ama sizde de zaten resim var, oyunculuk resim var, bir bayağı bir şeyler var. çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Peki bu serginiz şimdi 14 Haziran. 14 Haziran'da bitiyor. Bitiyor. Yani Gaziantep Sanko Sanat Galerisi'nde AVM'de sergimiz var. Peki sanat kariyerinizi şöyle kısaca özetleseniz bize. Nasıl geçti, neler anlatırsınız? Şimdi bir kere çok hızlı geçti yani ve çok İnanılmaz şanslıydım yani. Düşünebiliyor musunuz? Daha 21-22 yaşındayım, İstanbul'a gelmişim. Çalıştığım insanları sayıyorum. Bakın ilk 4-5 yıl çalıştığım müzikallerde çalıştığım insanların aklıma gelenlerini sayacağım. Sırayla öyle karışık tamam, sayacağım yani. Tamam. Adile Naşit, Müjdat Gezen, Perran Kutman, Şener Şen, Metin Serezli, Nevra Serezli, Nisa Serezli, Tolga Aşkıner, Ahmet Gülhan, Ayşen Guruda, işte bu arada tabii şarkı söyleyenler, Erol Evginler, başkaları var. Yeni nesilden Uğur Yücel, Demet Akbağ, Yasemin Yalçın, Mehmet Ali Erbil. O kadar şanslıyım ki gençlerden, ustalardan, herkesten bir şey öğrendim. Haldun Dormen'in mesela ilk hocam Haldun Hoca'dır. Haldun Hoca'yla resim konusunda da size şey yapmış ya. Haldun Hoca'yla. Ne kadar güzel. Haldun Hoca bir kısa bir anım var. Tamam, çok hızlı canlı. Tamam. Şimdi
Şensaz'ın Bülbülleri diye bir müzikalle oynuyoruz. Haldun Hoca yönetiyor. Bir sahnem var işte Ayşen Guru'da, Nevra abla falan filan, kalabalık Adile abla, böyle bir sahne. Orada benim bir tane lafım var, Erol abi de var, Erol Ergin. Diyorum ki işte benim sesim çok güzeldir, güney havalarında da üstüme yoktur. Anadolu bir vatandaş. Ben o gün bir laf ilave ettim. Mıço Bey, benim sesim çok güzeldir. İşte güney havalarında da üstüme yoktur. Yoğurt koydum dolabayı da çok güzel söylerim. Bu laf ilave tabii. Şimdi bunu hemen birisi Haldun Hoca'ya söylüyor. Haldun Hoca ertesi gün geldi, kuliste beni gördü. Böyle bir baktı, ben de bir tıfıl çocuğum, böyle morardım hemen. Şekerim dedi, buyurun hocam dedim. Sen resim yapıyorsun değil mi dedi. Evet hocam dedim. Benim evimde senin resimlerin var değil mi dedi. Evet hocam dedim. Ben dedi senin resimlerin üstüne kelebek yapıyor muyum da sen benim yazdıklarıma ilave evet. yapıyorsun. Hocama da saygı olsun. Evet, onu da almış olduk böylece. Son olarak size birkaç kelime söyleyeceğim. Onları bana sizin için ne anlama geldiğini zor almasın bak gariban bir çocuğum. Tamam, estağfurullah. Yani aklınıza gelen, benim de şimdi ne İnşallah. Aklıma geliyorsa. O zaman kırmızıyla başlayalım. Kırmızı. Kırmızı enerji. Enerji böyle acayip. Kaos da olabilir ama. Evet. Şehrin kaosu da olabilir. Yangın yeri de olabilir mesela. Yeter bu kadar bence. Hepsini bu kadar bulunmak. İlk akla gelen demiştim. Özgürlük. Şahane bir şey. En önemli şey. Düşünce. Olmazsa olmaz. Tiyatro. Hayat. Resim. Sanat. Her şey çok güzel olacak mı? İnşallah. Umarım. Gafur Bey, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sağ olun. Sağ olun, ben teşekkür ederim. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali 11 Haziran'da başlıyor. 30 Haziran'a kadar devam edecek festivalin bu yılki teması Var Olmanın Aydınlığı, Var Olmanın Karanlığı olarak belirlenmiş. Müziğin aydınlanma yolculuğundaki rolünü ve evrendeki ikiliklerden doğan hikayelerini sahneye taşıyacak olan festivalde barok müziğin devleri Bach, Vivaldi, Handel'den, 20. yüzyılın en çarpıcı bestecilerinden Shostakovich'e, caz müziğinden Osmanlı klasik müziğine geniş bir yelpaze var. 20 günde 150 eserle, 15 farklı mekanda 22 konsere ev sahipliği yapacak olan 47. İstanbul Müzik Festivali, en iyi orkestraları, koroları ve solistleri ağırlıyor. Programa İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bol müzikli festivaller. Big Boys Festival'le aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Ajanda Kolik'te sadece müzik, tiyatro, sinema festivallerinin yer bulacağını sanmayın. Skalamız geniş. Türkiye'nin ilk ve tek hobi aktivite festivali Big Boys Festivali bilenler bilmeyenleri anlatsın ve ajandaya şimdi notunu alsın. Ya da benden duyun. 15-16 Haziran tarihlerinde aksiyon ve eğlencenin zirve yapacağı bir festivalle karşı karşıyayız. Konseptin adı da güzel. Büyüklere oyuncaklar. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Big Boys Festival, macera perestlere araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçları deneyimleme fırsatı sunuyor. Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter ve rock müziğin sevilen gruplarından Yüksek Sadakat, Grup Dayımlar ve DJ Levent Özbay da performanslarıyla festivalde. Sınırlarınızı test etmek ve kendinizi keşfetmek için orada olmaya ne dersiniz? Big Boys Festival. Mayıs'ta Cihangir Ark Kültür'de kapılarını açan çok ilginç bir sergideyiz bugün. Grafik tasarımcısı, tohum gözlemcisi Lalehan Uysal'ın Kurda, Kuşa, Aşa ve Göze sergisindeyiz. Hadi gezelim. Müzik
Ve şimdi serginin sahibi Lalehan Uysal'la birlikteyiz. Lalehan Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sergide bir sürü tohumun fotoğrafı var ama ben bunun ne olduğunu anlayamadım. Nedir bu? Ben şöyle tarif ediyorum bunu. İçine çalışmamış, çekirdeğine çalışmış bir karpuz. Adı çekirdeği oyalı, yazılı karpuz, çizgili karpuz. Anadolu'da böyle anılıyor. Ve daha çok Kuşadası, Ege bölgesinde bildiğimiz karpuz büyüklüğünde. Hafif çekirdeği yediğinizde kahverengi gibi ama ağzınızdan çıktığında, tabağa düştüğünde hafif böyle çizgiler oluşuyor. Ve bu çizgilerin her biri, her çekirdekte farklı. Ben sergiyi gezerken bunca tohumun hangi bitkiye, hangi meyveye ait olduğunu anlayamadım. Ama galiba bu bamya. Evet, bunu herkes tanıyor. Çünkü bu gerçekten heykel gibi bir şey. Ve bamya, doğru bildiniz. Gerçek hali şöyle bir karış kadar. Ben gözümüze girsinler diye bu kadar büyüttüm. Ve büyütme nedenim, büyük olarak görmenizi istememin nedeni, tohum yatağını görüyorsunuz. Burada bir tohum kanalı var. Gördüğünüz gibi burada daha da makrosunda tohumların iyice yerleştirdiğini gösterdim. En sonunda da bu bağlama nedenini söyleyeyim. Bu neden bağlı? Estetik ve still life olsun diye değil. Bunun orijinali aynen böyle kraft kağıttan yapılmış bir ip. Tohumlar çıkmasın diye. Çünkü bu bamya kurudukça, tohumluk bamya, tohumların atar ısı gördükçe. O yüzden Anadolu insanı bunu böyle bağlar, tohumları saklamak için. En nihayetinde tohumları aldığında da gördüğünüz gibi her bir tohumun üstünde inanılmaz bir grafik çizgileme, çok güzel şekiller var. Bütün amacım bu. Yediğimizin, içtiğimizin farkında olmamız. Gerçekten ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben size klasik bir soru soracağım. Bu Ajanda Kolye'ye gelen konuklara hep sorduğum bir şey. Tabii bunca işin arasında bir ajandanız, not defteriniz var mı, tuttuğunuz notlarınızı aldınız? Sadece not defterim, ajandam ve kalemim var hayatta. Öyle mi? Başka ne güzel. Önemli takıntılarım yok. Özellikle deftersiz, kalemsiz, ajandasız benim için çok zor hayat. Günlere takılmam ama mutlaka defterlerimin her bir tanesinde farklı farklı şeylerin notları var. Birinde fotoğrafların çekildiği anlar, günler, birinde tohumların isimleri, birinde hikayeler. Ama her zaman defter vazgeçilmez malzemelerimden biri. O zaman bir tohum gözlemcisi olarak sizin için ajanda kolik diyebiliriz. Ajanda kolik de diyebilirsiniz. Defter kolik, kalem kolik, kırtasiyeciyim. Ne güzel. Küçük Prens'in gülü fanusun içindedir. Sizin de akça ağacınız, akça ağaç tohumunuz fanusun içinde galiba, değil mi? Bu her gün görülen, görüldüğü için hiç dikkati çekmeyen akça ağaç tohumumuz. Bütün İstanbul'da her yerde bu ağaçtan var. Uçan tohumlardan böyle pervane gibi dolanır dolanır gider. Evet, Prens, Küçük Prens'in gülü gibi, fanustaki gibi. Benim de sergimde fanusta. Sokakta, yerlerde olan şey benim için çok değerli. Akça ağaç ağaçları olmasa şehirde nefes almamız, gölgeden uzakta kalmamız demek. Değerli o yüzden. Bazı fotoğrafların önünde tohumların böyle yiyecekleri de var. Bence bu üzümün üzümleri bitmeden gelin buraya yiyin. Sergi ne zaman bitiyor? 3 Temmuz'a kadar üzümler burada. Herkes istediği gün gelebilir. O zaman herkesi bekliyoruz. Eğer şu ömrü hayatınızda Harbi Açık Hava konserlerinden birine gitmediyseniz, gitseniz keşke. İstanbul'un yaz gecelerini büyülü kılan konserler serisi başlıyor. Kerki Solfej'in her yıl birbirinden ünlü isimleri ağırladığı Harbi Açık Hava konserleri 30 Haziran akşamı Zülfü Livaneli ile başlıyor. Türkiye'nin en ünlü orkestra şeflerinden Rengim Gökmen'in yöneteceği 48 kişilik Filarmoni Orkestrası ile birlikte Tevfik Rodos ve Zeynep Halvaşi de konser boyu Livaneli'ye eşlik edecek. Ceylan Ertem'den Harbi'nin olmazsa olmazı Erol Evgin'e, Levent Yüksel'den Sertab Erener'e liste epey uzun. Bence biletleri takip edin. Kaçırınca insan üzülüyor. Nerede akşam, orada sabah, gezdim durdum derbeder. Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden.
giremem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. Seviyorum Söğüt dalı atımı. Tekme atmaz, ısırmaz. Ben yaşamak istiyorum. Ağaç gibi sessiz sessiz ve rahat. Karınca kararınca değil, serile serpile boylu boyumca. Anne, giremem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. Saffet Cahit Irgat. İlk romantik ve egzotik şiirlerini Saffet Cahit ismiyle yazması da buradan. 1940 kuşağının toplumcu şairlerinden olarak biliniyor. Asım Bezirci onun şiirini Nazım'ın şiirinden çok Garip akımına yakın olduğunu söylemiştir. Ancak Garip'te olduğu gibi Irgat'ın şiirlerinde ironi yoktur. Gerçekçi ama kavgacı olmayan şiirler yazmış, bir bakıma yalnızca Irgat'ın türküsünü söylemiştir. 1940'larda tiyatroya da adım atmış, 1957'de Devlet Tiyatrosu'ndan sonra Oda Tiyatrosu'nu kurmuştur. Sinema oyunculuğu ise daha eskiye dayanır. Drakula İstanbul'da, Sahildeki Kadın, Yasak Aşk gibi filmlerde oynamıştır. Irgat'ın ilk evliliği Neriman Irgat'la, daha sonra evlatları Mustafa ve Zeynep Irgat'ın anası İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü Mina Urgan'la ve tiyatro oyuncusu Cahide Sonku'yla olmuştur. Sonku'yla 1962 yılında Cahitler Tiyatrosu'nu kurmuştur. Haziran'da ölmek zordur ama Cahit Irgat da Haziran'da ölen şairlerdendir. 5 Haziran 1971'de öldüğünde henüz 55 yaşındadır. Can Yücel'in dizeleri Irgat'ı ne güzel özetler. Cahit zaten azalarak yaşayanlardan değil, çoğalarak ölenlerdendi. Cahit Irgat daima unutulmazlardan olacaktır. Çiçeği Burnunda Haha Tiyatro'nun Ne Evet Ne Hayır oyunu, Oğuz Atay'ın hem derin hem de eğlenceli diliyle yazılan, farklı toplumsal sınıflardan gelen MC ve FG'nin aynı çıkmazlarda dolaşan öyküsünü ele alıyor. Yönetmenliğini Özge Erdem'in yaptığı oyunda şapka çıkaracağımız iki oyuncu var. Özer Arslan ve Sinan Arslan bu iki kişilik oyunda karakterlerinin hakkını sonuna kadar veriyor. Ne Evet Ne Hayır, 8 Haziran'da Toy İstanbul'da, 19 Haziran'da Kadıköy Boğa sahnede alkışlanmayı bekliyor. Dünyaca ünlü Fransız yazar Molière'in en çok bilinen eserlerinden Hastalık Hastası ilk gösterimini Mayıs ayında gerçekleştirdi. Oyun, saf bir adamın, onu gelir kapısı gibi kabul eden doktorunun yanlış teşhislerine kanıp kendini neredeyse ölümcül bir hasta olarak görmesini konu alıyor. Tolga Yeter'in yönettiği, başrollerini Ayşecan Tatari, Barış Çağatay Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Sevinç Erbulak gibi oyuncuların oynadığı Hastalık Hastası için 12 Haziran'ı ajandanıza not alabilirsiniz. Hem Harbiye Cemil Topuz'la açık havada izlemek daha keyifli olabilir. Her şey mümkün. Her şey. İki kadın, iki şehir, iki ülke gerçekleri. Umut ve Yanina 2013'te İstanbul'da tanışır ve birbirlerine aşık olurlar. Sanki bin yıldır tanıyorlardır birbirlerini. Peki sonra ne mi olur? Hikayenin devamını öğrenmek için Ebru Nihan Celkan'ın yazdığı, Sami Berat Marçal'ın yönettiği Benimle Gelir Misin oyununu izlemelisiniz. Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Elif Ürsen'in oynadığı oyun 9 ve 15 Haziran'da Toy İstanbul'da, 11 Haziran'da Oyun Atölyesi'nde sahnede. Peki gitmek mi kolay, kalmak mı zor? Hangisi? Şu sıralar Kültür Sanat Kafası isimli radyo programıyla ufkumuzu açan gazeteci yazar Bedia Ceylan Güzelce'nin son romanı Soyka geçtiğimiz yıl sonunda çıkmıştı. Bir sorgu odası hikayesinin anlatıldığı romanı gözden kaçıranlar olduysa hatırlatayım istedim. Emrah Yücel'e ait kapak tasarımı hayli merak uyandırıcı olan romanın ismi de bir o kadar gizemli. Bugüne kadar Soyka ismini hiç duymadığımı itiraf etmeliyim.
Bedia Ceylan, Anadolu'da ve Balkanlarda çok kullanılan soyka kelimesinin bir lakap olmaktan çıkıp alın yazısına dönüşmesini anlattığı romanıyla insanların trajedisini kelimelere bölüyor. Kitap Çınar Yayınları'ndan çıktı. Ah şu hisli şeyler. Bazen bazı şeyler insana bir şeyler hissettirir. Bu kimi zaman kırık bir sandalye de olabilir, masada yalnız duran bir gece lambası da. Eğer şeylerin de hisleri olabileceğini bir defa bile düşünmediyseniz bu kitabın sayfalarını boşuna açmayın. Hisli şeyler, Instagram'da doğmuş ve büyümüş eğlenceli bir oyun. Şeylerin dünyasına kapıları açıyor ve onları adeta kişileştiriyor. Özge Kaya ve Onur Ertuğrul yazdı, Elif Demir çizdi, Banu Ertuğrul da tasarımlarını yaptı. Şeylerin hislerini hisseden oradakiler, hepinize selam olsun Ajandakolik'ten. Sırada İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın hazırladığı çok tatlı bir kitap var. Fanfar, Müzikli Bir İstanbul Masalı. 47. İstanbul Müzik Festivali kapsamında hazırlanan bu kitap, miniklerin dünyasına klasik müziği davet ediyor. Öyle ki kitabı okuyan çocuklar ve yetişkinler festival mekanlarını ziyaret ediyor, enstrümanları, bestecileri ve klasik müzik terimlerini tanıyor. Göknil Özkök'ün yazdığı, çizer Kıymet Ergöçen'in hazırladığı Fanfar Müzikli Bir İstanbul Masalı, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlanmış ve ayrıca Braille alfabesiyle basılmış. Unutmadan, 29 Mayıs'ta başlayan Pera Müzesi film programlarını da ajandaya not ediyorum. Almanya'nın en önemli film müzelerinden biri olan Berlin Film ve Televizyon Müzesi işbirliğiyle Berlin Yuva Denilen Şehir başlıklı program da dikkatimizden kaçmasın. Deutsche Kinemathek küratörlüğündeki program, 20. yüzyılı çalkantılar içinde geçirmiş çok yönlü kentin 90 yıllık tarihini gözler önüne seriyor. 3 Temmuz'a kadar sürecek olan gösterimlerde sinema tarihinde büyük önem taşıyan 9 yapım yer alıyor. Programa göz atın. Aralarında seveceğiniz bir film mutlaka çıkacaktır. Ajandakolik'in bu haftada sonuna geldik. Web sitesini şuraya, Instagram adresini de buraya bırakayım. Unutmayın, sanat insanı güzelleştirir, sanat insana incelikler verir. Sanatsız kalmayın, Ajandakolik'i takipte kalın. Hoşça kalın.